Herkese merhaba. Bugün sizlere Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında akvarel boyayla sulu boya resim nasıl yapılır onu anlatacağım. Sulu boya resim yapmak yeni başlayanlar için oldukça zor gelebilir. Ben bu algıyı yıkmak için akvarel boyanın nasıl kullanıldığını öğreteceğim sizlere. Resim yapma süresinin kısalığı ve etkili görüntü nedeniyle çok tercih ettiğim bir şey akvarel boya. Bunu profesyonel resim satan profesyonel malzeme satan tüm boyacılarda bulabilirsiniz. Aslında kuru boya şeklinde olan bir form bu. Fakat suyla ıslatıldığında çok etkili güzel sonuçlar elde ediliyor. Tabii bu resme başlamadan önce çok ince bir kağıtla başlamamanızı öneriyorum. Kağıtları herhangi bir matbaadan davetiye kağıdı olarak, filtresiz davetiye kağıdı olarak bulabilirsiniz. Bu resim yapmak için oldukça etkili, ucuz bir yöntem. Tabakası yani 10-15 tabakası 10 lira civarı satılıyor. Bu kağıtlar dokulu olduğu için resme ayrı bir hava katıyor. Çizgili dokuda olanlar olduğu gibi noktalı dokuda olanlar da var. Her ikisi de olabilir. Resme başlamadan önce kağıdımızı seçtik. Bir taslak hazırlıyoruz. Bu taslakta sulu boya resim yaparken çok yumuşak bir kalemle çizmemenizi öneriyorum. Daha sert ve mümkünse kopya kağıdı kopya kalemi dediğimiz daha soft renklerde olan kalemlerle çizmenizi öneririm ama çok bastırmadan. Çünkü yaptığınız hataları silgiyle düzeltemezsiniz. Sulu boyanın, akvarel de olsa sulu boyanın düşmanı silgidir. Silgiyi çok fazla kullanmamaya çalışın. Sulu boya hataları en güzel gösteren ama en estetik gösteren boyama biçimi. Şimdi başlamadan önce herhangi bir yerden resimleriniz, bir kartpostaldan veya cep telefonunuza indirdiğiniz herhangi bir görüntüden yararlanabilirsiniz. Ben örnek olarak çizdiğim resimlerden göstereyim başlamadan önce. Bu akvarel boya ile boyanmış bir duvar resmi. Üstüne henüz çalışmaları tamamlamadım. Yalnızca basit çizgiler çizdim ve suyla yaydım. Bu da yine aynı şekilde bitmemiş, sadece taslak olarak hazırlanmış bir Japon balığı şekli. Burada akvarel boyanın, yani kuru kalem boyanın nasıl tonlama yapabildiğini göstermiş oldum. Şimdi resmimize başlamadan önce dediğim gibi bir taslak hazırlıyoruz. Tabii şeklin orantılanması, şekil gibi konulara girmeyeceğim. Yalnızca boyanın kullanış biçimini göstereceğim sizlere. Resimdeki fazlalıkları silgiyle yatay şekilde hafifçe alabiliriz. Evet, sulu boya resimde ipucu mümkün mertebe silik silik çalışmaktır. Korkmayın, ne kadar flu olursa resminiz sulu boyada o kadar güzel olur. Diğer akrilik boyaların aksine belli belirsiz çizgiler güzel duracaktır. Taslağımızı hazırladık, belli belirsiz. Şimdi boyamak istediğimiz renkte beyaz kısımları boyamadan kalemimizi gölgelendirme yapıyoruz. Bu gölgelendirmede de akvarel boya suyla çok çabuk karıştığı için örnek olarak göstereyim. Çizmeden önce akvarel bu fırçamızı suya batırıyoruz, temiz fırçamızı. Akvarel boya çok kolay dağılır. Ve böylelikle tatlı bir gölgelendirme verir. Hatta bazı bölgeleri akvarel boya geçmeden yalnızca
akuarel boyanın verdiği etki ile boyama fırsatınız olmuş olur. Gördüğünüz gibi çizdiğim yerler gölgelendirme verdi. Tabii sulu boyada hızlı çalışmak önemli. Normal sulu boyanın aksine akuarel boyada zemin sulandırması yapmıyoruz. Ve yanak gibi yerleri normal kurşun kalemle gölgelendirme yapabiliriz dağılmasının önlenmesi için. Akuarel boyada gölgelendirme esastır. Çizme yerine gölgelendirme istediğiniz yerlerde cesur olabilirsiniz. Ve resmin tamamını pastel boya gibi boyamayın. Gölgelendirdiğiniz yerlerden boya ile fırçayla geçebilirsiniz. Dediğim gibi bu boyayı yapmadan önce kesinlikle resmi ıslatmayın. Değilse leke leke iz kalır. Ama sulu boyada tam tersini yapın. Sulu boyada kağıdınızı öncelikle ıslatın. Bu kağıtlar ıslanınca deforme olmuyor. O kısmı güzel. Bir de diyelim ki boş bir vaktinizde kuru kalem gibi çalışmanız imkanı verir bu boyama tekniği size. Vaktiniz olduğunda da suyu üzerinden geçirebilirsiniz. Kurumadan diğer kesme, diyelim ki gölgelendirmede eksiklik yaptınız. Kurumadan burayı geçmeyin. Kuru olan alanları çalışın. Daha sonra ıslak olan, kuruduktan sonra boyarsınız. Zemin olarak da mavi kuşumuz daha ön planda. O yüzden sıcak bir tonlama ile zemin oluşturuyorum. Belli belirsiz. Zeminlerimi mümkün mertebe neredeyse yok şekilde boyayayım. Daha büyük bir fırça işimi daha çabuklaştırır. Suyla korkmayın, kağıdınız karışmaz. Bu şekilde dalgalanmalı olursa peçeteyi alabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Eserimiz tamamlandı. Konuya merakı olanlar ya da detaylı bilgi almak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Bizlere kültür sanat etkinliği kapsamında her konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum.